Kurban, Allah'a yaklaşmaktır. İslam'a göre kurban denilince, Kurban Bayramı'nda ibadet olarak kesilen hayvan anlaşılır. İbadetlerde fert ve toplum yararıyla açıklanabilir unsurlarla, Allah'a bağlılığı temsil eden simgesel davranışlar çok defa bir arada bulunur. Kurbanı, hayvanın eti veya derisi için kesiminden ayıran temel fark, onun Allah'ın rızasını kazanma ve isteğine boyun eğme gayesiyle kesilmiş olmasıdır. Kesilen kurbanın etinin yenmesi, derisi ve diğer parçalarından azami ölçüde yararlanılması, ibadetin özüyle alakalı bir gereklilik olmayıp, daha çok ibadetin dünyevi boyutu ve anlamı olarak görülebilir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bunu yaparken de malını Allah için telef etmesi değil, insanlara yararlı olacak tarzda gerçekleştirmesi istenmiştir. Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et yeme imkanı bulamayan yoksulların bulunduğu ortamlarda, onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir. Onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Kurban ibadetinin yararı, sadece sosyal dayanışma ve mali yardıma indirgenemeyeceği, her ibadetin öz ve biçim olarak ayrı anlam ve hikmetleri bulunduğu için, kurban yerine başka bir ibadetin ikame edilmesi caiz değildir. Hollanda İHH olarak, kurban ibadetini mahiyetine uygun bir şekilde ifa etme konusunda her zaman hassas olduk. Kurulduğumuz 1993 yılından bu yana her yıl en az 20 ülkede kurban kesimleri yaptık ve etlerini yoksul insanlara dağıttık. Böylece milyonlarca yoksulun sofrasına et ulaştırdık ve milyonlarca yoksulun duasını aldık.